Arkadaşlar, hepinize selamlar. İtalya haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son nerede kalmıştık arkadaşlar? Firenze'de kalmıştık. Aracımı ben garajdan çıkartıp otele doğru getirdim. Otelde park ediyorum arkadaşlar. Aynı yerden devam ediyorum şu anda. Firenze'den nereye gideceğim? Vallahi şöyle bir baktım nereye gideyim diye ama önce bir Firenze'den arkadaşlar Terni'ye doğru ineceğim. Terni'ye vardıktan sonra da artık diğer videoda diye tahmin ediyorum. Terni'den şu ince yolu takip ederek şu şekilde de Livorno'ya doğru gideriz arkadaşlar. Şimdi Firenze'den Terni'ye doğru yolumuza çıkalım yavaştan. Evet, vitesimizi taktık. Benzin durumu iyi. Ama Dorse kötü abi. Dorse %5, %6 maalesef. Dorse'ye şu bir şekilde hasar yaptırıyoruz abi. Klasik bizim. Biliyorsunuz. Haydi bakalım. Yol nereden gidiyor? Oradan aşağı ineceğiz. Tamam. Gideriz abi yavaştan. Şuradan yavaş yavaş yolu takip edeydi. Oraya doğru gidelim bakalım. Nasıl gideceğiz ben de bilmiyorum ama gideceğiz. Terni'de çok küçük bir yermiş gibi gözüküyor ama garaj vardır inşallah. Bilmiyorum, detaylıca bakamadım. Garajları tek tek toplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Livorno'ya zaten gitmiştik. Orayı yine gideceğiz abi. Livorno'yu size böyle detaylıca yine bir gösteririm. Livorno'ya yine bir uğrarız. Evet, buradan düz mü gidiyoruz? Evet, buradan zaten sağ tarafa gidişimiz yok. Düz gidiyoruz. Oradan dönüp bizi o tarafa alıyor. Süper abi. Tamam. Aynen bu şekilde buradan. Döndük mü? Heh, buradan tamam. Roma'ya falan da gideceğiz ha. Dur bakalım, Roma'ya falan da gideceğiz arkadaşlar. Buradan çıktık. Buradan sağ taraftan geçelim şöyle. Lan ya abi, var ya, şundan nefret ediyorum ha. Bazı yerlerde hızlı açılıyor, bazı yerlerde yavaş açılıyor. %11 oldu oğlum hasarım ya. Çıldıracağım vallahi ya. Bazı yerlerde çat diye açılıyor, bazı yerlerde 50 ile geçsem bile çarpıyor arkadaş. Tövbe estağfurullah ya. Sürekli çarpıyorum orayı, kafam ağrıdı artık ya. Buradan düz gidip şuradan kavşağı takip ettikten sonra sağa doğru döneceğim abi. Aynen buradan dönmem lazım. Roma tabelasını takip edeceğiz. Roma, koskoca Roma yazıyor ya. Evet, kafamızı vurmayaydık iyiydi. Benzin durumumuz biraz iyi. Almıştım arkadaşlar. Videodan önce birazcık 290 euroluk almıştım. Çok almadım biliyorsunuz. Fullemem abi ben. Depoyu fullemem abi. Bu kadar basit yani. Livorno sağda, Roma düz. Livorno'ya bir daha mı dönüş veriyor burada ha? Ha, Livorno, tamam. İnce yola veriyor. Biz ince yolu değil, Livorno'ya sonra gideceğiz arkadaşlar. Önce o aşağıdaki yere gideceğiz. Unuttum ismini ya. Terni miydi? Neydi lan? Terni miydi? Öyle bir şey. Oraya gideceğiz arkadaşlar önce, ondan sonra Livorno. Oyunumuzu kaydediyor bu. Ya hiç sevmedim şu kaydediliyor logosunu ya. Çok şey duruyor abi, böyle ilkel duruyor ya. 800'e 600 gibi duruyor arkadaşlar. Ya şey, çözünürlüğü çok kötü. Berbat. Ay. Keşke otomatik pilot gibi bir şey olsa ya. Şöyle bıraksak yol takip falan. Efsane olurmuş ama. Yeni Scania'ya yakışırdı yani, böyle otomatik fren falan. Bence süper olurdu.
Yani bu tırda vardır zaten bu sistem. Gerçek hayatta diye tahmin ediyorum. Neden bunda olmasın? Firenze'den çıktık bakalım gidiyoruz. Yol şahane abi, yol akıyor. Bakar mısınız? Mükemmel bir yol mevcut. Öyle dorsesiz bir şekilde adam boşu boşuna benzin yaka yaka gidiyor. Ama biz dorsa taşıyoruz abi. Bizde durmak yok. Her tarafı dorsa arkadaşlar. Boş götürmüyoruz biz. Her zaman dorseliyiz. Her zaman işimiz mevcut. Zaten yük taşıma oyunu yani. Dorsesiz gezmenin bir anlamı yok. Ya bir zevki yok çünkü. Need for Speed'e dönüyor oyun o zaman. Ben de bırakayım, ben de gezeyim. Ben de biliyorum yani. Ama tadı orada işte. Yük taşıyacaksın. Yol şahane. Yol gerçekten süper arkadaşlar. Mükemmel. Vallahi. Hakikaten çok iyi bir yol yapmışlar burada. Dümdüz bir yol. Basıp gidiyorsunuz zaten. Şu anda 130'da gidiyorum. Bakın basmıyorum bile yani. 130'da sabitledik gidiyoruz abi. İsterseniz yavaşlayayım biraz yani. Daha yolumuz var gerçi. Dümdüz bir yol. Hem muhabbet güzel oluyor. 500 metre ileride bir benzinlik varmış. Uğrayalım isterseniz bir. Bir bakalım ne var ne yok. 250 metre. Yavaşlayalım abi bakalım. Birazcık daha benzin alayım burada. Buradan bak oto diyor. Oto ne oluyor abi? Otokari. Otokari diyor bir de. Carre. Biz buradan giriyoruz abi. Şurada dinlenme yeri, bakın burası dinlenme yeri, böyle yapmışlar. Burada multiple yerde tavsiyem sola yanaşmanız daima eğer boşsa arkadaşlar. Çünkü sağa yanaşırsanız arkadaki kişinin sola girmesi daima zor olacak. Çünkü dorsenizden dolayı falan. O yüzden sağa yanaşmanızı tavsiye ediyorum. Tamam, 433 yeterli abi. Teşekkürler. Yani dorseden dolayı problem olabilir arkadakine. O yüzden sağa yanaşmanızı tavsiye ederim. Evet, benzinimizi de aldık. Yolda kalma tehlikesinden de iyice bir kurtulduk arkadaşlar. Yavaştan basalım şöyle. Ay, vallahi 97 ile gidiyorum ha. Basasım da gelmiyor. Yol o kadar güzel ki. Yani böyle aheste aheste gidesim geldi resmen ya. Vallahi. Adamlar öyle bir yol yapmış ki. Maşallah akıyor ya. Baksana dümdüz abi yol. Süper ya, şuna bak. Gel burada drag yap arkadaşında. Ama Avrupa 4'te. Unutma. Avrupa 2'de yarış yapmak yasak. Yol şahane ya. Akıyor abi yol. Şöyle göstereyim neresi olduğunu da görün. A1 yazan yer arkadaşlar. A1 yazıyor. Terni'ye doğru giderken A1 yazan yer. Terni'ye zaten az bir yolumuz kalmış arkadaşlar. Şöyle hızımızı 110'a sabitleyelim. Hızlı gitmeye gerek yok. Zaten geldik neredeyse. Buralar hep şey ya. Tarım için ayrılan bölümler gibi duruyor. Gerçekte de öyle demek ki, bu şekilde yapmışlar arkadaşlar. Ben biraz daha böyle dağlık bir arazi bekliyordum ama İtalya'da. Dağlık bölgelerin biraz daha yoğun olduğu, ama biraz dümdüz gidiyoruz yani hep. Şey yok, böyle yamaç falan çıkmıyoruz yani. Hiç denk gelmedik. Bilmiyorum var mı acaba burada. Merak etmiyor da değilim yani. Olsa şahane olur arkadaşlar gerçekten. Olması gereken. Bakın şurada binalar falan var yukarıya doğru. Güzel. Yani İtalya'nın böyle olması gereken şeylerinden. Tamam mı? Yani şeyi belli olmuyor abi. Böyle yukarı çıktığımız bir yer yok doğru düzgün. Hep düz yol. Bakın şurada şu kadarcık bir rampa çıkartıyor bize. Bu kadar. Yani başka bir şey yok. Böyle bir tepelere falan çıkmamız lazım abi. İtalya yani. Terni'ye doğru gidiyoruz. Düz gidersek Roma'ya gidiyormuşuz. Roma'ya daha sonra gideceğiz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Dolaşacağız elimizden geldiğince, her tarafı dolaşmaya çalışacağım. Şöyle bir viraja daldık ama güzel yol tutuyor araç. Gayet güzel tutuyor hem de.
Yine yavaşlayalım, burada para ödeyeceğiz. Gişeler var. Kafamızı vurmayalım da. Her yerde haraç kesiyorlar, bıktım artık ya. Evet, bakın burada böyle güzel bir yol ayrımı mevcut. Buradan sağa gidersek nereye gidiyor? Başka bir yere gidiyor. Biz soldan devam ediyoruz. Şu şekilde Terni'ye gideceğiz. Evet, bakın ileride dağlar falan var söylediğim gibi. Ama çıkamıyoruz abi, oralara gidiş yok yani, yapmamışlar. Zor gelmiş. Dağlık yol yapmamışlar arkadaşlar maalesef. Keşke olsa. Keşke olsaymış yani. Bilmiyorum, belki de vardır birkaç yerde. Fikrim yok. Yapıştır. 105. İmparator 7 oldu. Başarım kazandık. Terni keşfedildi. Let's go be. Ver abi sinyali. Buradan artık düz gidersek işte başka yerlere gidiyor. Terni için buradan dönüyoruz arkadaşlar. Bakalım burada bir garaj var mı? Terni çok küçük bir yer. Garaj olacağını sanmıyorum abi Terni'de maalesef. Servise doğru gidelim. Servisin de çıkmaz yolu ha. Başka yer yok. Yani bu yol çıkmıyor arkadaşlar. Servis ve bitiş. Başka da yok yani, görmüş olduğunuz gibi. Terni'de garaj yok arkadaşlar ya. İnanılmaz. Garajı koymamışlar Terni'ye. Aracımızı tamir etmemiz lazım. %11 hasarım oldu. Evet, otomatik kapının şahaneliği şöyle göstereyim. Güzel. Açılan bir kapı. Şuradan bir tamirimizi yapalım abi şu aracı. Burada garaj yok mu lan harbiden, bakacağım, merak ettim. Yani yok gibi gözüküyor ama şurada falan küçük. Yok, garaj koymamışlar. Terni'de garaj yok arkadaşlar. Burada ne varmış? Dinlenme yeri. Burada bir firma. Şuraya gidelim bakalım ne varmış. Bir arkadaş affiliate yaparak gelmiş. Aç abi kapıyı. Teşekkürler. Ya şuraya da küçük bir garaj koysanız iyi olurmuş be. Yani her şehirde bir garaj şart abi şimdi. Işınlanma olayı lazım bize yani, biliyorsunuz. Hani bir küçük garaj iyi olurmuş açıkça söylemek gerekirse. Yani bence olmalıydı. Bir tane garaj en azından. Burası o kadar büyük olmadığı için koymamışlar arkadaşlar. O sebepten dolayı öyle söyleyeyim ben sizlere. Evet, şuraya girelim abi. Direkt. Dalalım. Park için buraya yanaşın diyor. Burası da neymiş? Otelmiş. Otel diyor işte falan. Biz park için şuraya yanaşalım. Şu arkadaşın yanına şöyle sokulayım abi ben iyice. Ben geliyorum, sen gidiyorsun. Ayıp mı? Ayıp. Evet, gitmedi. Durdu. Evet, otele geldik. Motoru kapatalım abi. Burası da arka taraf. Şöyle buraya da yanaşabilirsiniz. Güzel. Buraya girilmiyor. Buraya dönüş yok. Bak, güzel bir yer var ama burası maalesef bu şekilde. Burada firma var. Buraya girebiliyorsunuz abi. Burada firma. Burası nasıl lan? Böyle tren geçidi falan var. He. Firmaya gidiyor arkadaşlar. Burası açılıyor bu kapı zaten. Buradan böyle dolaşıp bu şekilde buradan çıktıktan sonra şöyle tekrardan bir tur yapıp buradan gelip benim burada park ettiğim yere girebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde Terni. Terni diyelim. Bir dahaki yolculuğumuz nasıl olacak? Onunla ilgili de bir ipucu vereyim sizlere arkadaşlar. Şu ince yolu kullanarak Livorno'ya gitmek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde Livorno'nun o meşhur köprüsüne tekrardan bir yakından bakarız arkadaşlar. Oraya doğru gideceğimi tahmin ediyorum. Yolumuz o şekilde olacak. Ondan sonra Roma'ya gideriz herhalde diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Evet. Bu bölümlükte bu kadar arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Hepinize şimdiden iyi oyunlar. Görüşmek üzere.